Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir gün ev telefonu bozulan bir kadın onu tamir ettirmek için ne yapacağını düşünmeye başladı. Bunun üzerine komşusu Ahmet Bey'in bu işlerden iyi anladığı aklına geldi. Hemen ona telefon ederek "Komşu, benim ev telefonu bozulmuş. Sana zahmet, müsaitsen gelip bir bakar mısın?" dedi. Ahmet Bey, yalnız yaşayan bu güzel kadının yardım çağrısını geri çevirmedi. Gerekli alet edevatı alarak bir saat sonra ona geldi. Kadın elinde alet çantasıyla duran Ahmet Bey'i güler yüzlü bir şekilde eve aldı. İçeri giren adam bir süre telefonla uğraştı. Daha sonra kablolardan birinde temassızlık olduğunu fark edince onu düzeltti. Kadın zahmet edip gelip telefonunu tamir eden bu adama işi görüldükten sonra teşekkür ederek soğuk bir biçimde evden uğurladı. Kapıdan çıkarken kadına şöyle bir bakan Ahmet 3-5 kuruş bir şey beklediğini belli etti. Ancak kadın buna karşı hiç oralı olmadı. Arkasından kapıyı kapatarak içeri geçti. Ahmet Bey kadının bu umursamazlığına karşı çok kızdı. Kendisi kendisine iş yaptırmış hem de 3 kuruş para vermemişti. Buradan benim menfaatim nedir diye düşünen adam oldukça kızarak evine dönmüştü. Sonra da ondan intikam almak için karısına olan biteni çarpıtarak anlatmıştı. Karısı kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu sandığı bu kadına öylesine kızmıştı ki ertesi gün mahallenin tüm kadınlarını kendisine davet ederek onlara ikramda bulunmuş, yeni olayları kocasının anlattığı şekliyle onlara anlatmıştı. Bunun üzerine bütün kadınlar biz zaten onun öyle biri olduğunu anlamıştık da yanına pek yanaşmıyorduk gibisinden laflar etmişlerdi. Zavallı kadını kınamışlardı. Çok geçmeden tüm mahallenin ağzına sakız olan kadın herkes tarafından konuşulmaya ve gıybet yapılmaya başlanmıştı. Bu durumun farkına varınca doğruca komşusu Ahmet Bey'in yanına gelmiş, kapısının önünde onunla ve karısıyla şiddetli bir tartışmaya tutuşmuştu. Kendisine iftira atan Ahmet Bey'i tehdit eden kadın onu korkutmayı başarabilmiş, attığı bu iftiranın asılsız olduğunu herkese söyletmişti. Bir daha bir araya gelmeyen ikili gördükleri yerde birbirlerine selam dahi vermez olmuştu. Kim bir kötülük ederse onun karşılığını dünyada da ahirette de alır. Allah'a iman eden her insanın bunu böyle bilmesi ve ona göre davranması gerekir. İftira dinimizde şiddetli bir şekilde yasaklanmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Atılan iftira ile kul hakkı alınmış olduğu için hak sahibi hakkını helal etmedikçe iftira eden kişinin Allah tarafından affedilmesi mümkün değildir. İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar. Dayanışma gücü ortadan kalkar. İnsanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. İftira toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. Dünyanın türlü türlü hali vardır. Bugün güçlü olan elindeki gücü sebebiyle kibirlenerek ehemmiyet göstermemeli, bu gücünü başkalarını ezmek için kullanmamalıdır. Peygamberlerin ve Evliyaullah'ın örnek ahlak içindeki en mühim faziletlerinden birisi Allah'ın kullarından gördükleri eza ve cefaları yine Allah için affedip maruz kaldıkları kötülüklere iyilikle mukabele edebilmeleridir. Böylece Allah'ın kullarını şefkat ve merhametle gönül saraylarını alıp onların viraneye dönmüş gönüllerini ihya edebilmeleridir. Bu ahlak aynı zamanda güzel bir son nefes müjdesidir. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Yine onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle bertaraf eden kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Peki siz bu yaşanmış hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlere belirtmeyi unutmayın.